Günaydın. Türkiye'nin en değerli tarımsal ürünü fındığın peşinde 4. ve özel bölümümüzle karşınızdayız. Şu an Çamaş'tayız ve birazdan dünyanın en çok fındık üreten 2 ile Ordu ve Giresun arasında ufak bir mekik dokuyacağız. Neden Çamaş'ta olduğumuzu açıklamadan önce Çinli düşünür Sun Tzu'nun şu sözüyle programımızı açalım. Eğer düşmanı tanıyorsan 100 defa da savaşsan kazanırsın. Ve bazı bölgelerde rekolteyi %20'ye kadar düşüren fındığın pandemisi kahverengi kokarcayı konuşacağız. Bu kapsamda Giresun Üniversitesi'nden doçent doktor Hilal Yıldırım ile anatomisini inceleyecek. Ardından Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ile sahadaki yansımalarını ve mücadeleyi görecek. Ve en son olarak da Karimex Fındık İşletmeleri Yönetim Kurulu üyesi Emre Halbayrak ile birlikte ihracata ve ekonomimize etkisini göreceğiz. Peki neden Çamaş'tayız? İşte şu haberden dolayı. Akköy muhtarına birazdan kendisine ulaşacağız ve kahverengi kokarcanın doğal düşmanlarından bir tanesini keşfettiğini söylüyor. Bir mantar türü. Bunu yakından görmek ve örneklerini alıp Hilal Hoca'ya götürmek için Akköy'e doğru yola çıkalım. Vakit kaybetmeden gidebiliriz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Muhtarım nasılsınız? Bogo sizi yanlış götürdü ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Yusuf ben. Böcek yok ki öyle toplamaya. Böcek toplamaya yok. Peki. Şimdi zamanı değil böcek. Muhtarım sen ne iş yapıyorsun ya? Ne güzel atölyen var senin. Benim fungusla öldürdüğüm böcekler bunlar. Hı. Ama içeride beyazlaşma başlamış. Fungus mantarı yine çalışıyor. Bu mantarı sen nasıl keşfettin peki? Doğada var zaten bu. Bak şunun içinde ektik. Şu beyaz beyazdan kısmı biliyor musun? Bu beyazdan da fungus mantarı. Çoğalıyor şu anda. Hı-hı. Başka bir olay. Ya şimdi şu o funguslu suyun içine bu salatalı havucu batırdım. Hı. Bunun içine koydum. Funguslu sudan beslenen böcekler öldü. Aha. Böcek yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyorsa onu alayım. Hem canlı böcek örneklerimizden aldık, hem Beytullah muhtarımızın bulduğu o mantar türünü aldık. Aynı zamanda bize canlı bir formunu da verdi bu mantarın büyümesi için. Ve son olarak da sağ olsun bir kendi yaptığı organik elmadan yaptığı elma sirkesini verdi. Bu da bizim organik ürünümüz bak. Organik fındık ezmesi, organik şekersiz %100 fındık. Teşekkür ederiz. Sizde biz tevafuk oldu. Aynen. Çok içler yapacağız. Hilal Hocam adettendir. Evet. Ben nasılsınız diye bir sorayım. Sorun, teşekkür nasılsınız? Ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Ben ufak bir giriş yaptım sizinle ilgili ama bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii tanıtırım. Ben de Orduluyum. Ordu Üniversitesi'nde asistanlığım döneminde çalıştım. Daha sonra doktor öğretim üyesi olarak Giresun Üniversitesi'nde başladım. Şu anda doçent olarak yoluma devam ediyorum burada. Benim asıl alanım entomopatojenler, yani böcek patojenleri. Şimdi hocam patojenleri biraz açarsak. Ya, tabii patojen nedir diyeceğim. Değil mi? Tabii. Patojen doğada kendiliğinden var olan hastalık etmenleri demek. Bu bir virüs olabilir, bu bir bakteri olabilir, bu bir mantar olabilir, bir tek hücreli canlı olabilir. Biz bunlara patojen diyoruz. Bunlar doğada varlar. Nasıl bizi hasta ediyor doğada bunlar kendiliğinden? Böcekleri de hasta ediyorlar ve ben bu böcek hastalıklarıyla ilgili çalışmalar yapıyorum. Süper. Aslında böcekler için, böceklerin hastalıklarıyla ilgileniyorsunuz. Evet, aslında onları iyileştirmek değil amacım. Ben kötü doktor olaraktan aslında onlarla mücadele kapsamında bu patojenleri onlara karşı kullanmak adına çalışmalar yapıyorum. Asıl genel
geniş alanımda benim biyolojik mücadele oldu. Süper. Ben normalde size çok güzel sorular hazırlamıştım ama bir önceki görüşmemizde siz çok daha güzel, konuştum. Çok daha güzel sunum hazırlamışsınız. Ben de şöyle yapalım hocam. Nasıl siz yapalım? Önce bir böcek nedirden başlayalım. Çünkü bana bir şey söylediniz ve o beni gerçekten etkiledi. Kene böcek değildir dediniz. Böcek tam olarak nedir? Size bırakıyorum hocam. Böceklerin altı bacakları var. Bir kere ters çevireceğiz, bakacağız 6 tane bacağı var mı? Var, böcektir diyebiliriz. Kanatlı olanlar var, kanatsız olanlar var. Ama genel olarak böcek 6 bacaklı olan, Arthropoda şubesine ait, insekte sınıfında yer alan hayvanlar aleminin en kalabalık grubudur da diyebiliriz. Bir sürü hayvan var, bunların %97 kadarını şu an böcekler oluşturuyor. Küçük olmaları, beslenme şekilleri onlara avantaj sağlıyor ve çok fazla bizim gibi çok fazla şeye ihtiyaç duymuyorlar yaşarken. Karanlıkta yaşayabilenler de var, gün ışığında yaşayanlar da var, uzun süre kışlayanlar var. İklimi ve yeterli besini bulduklarında çok hızlı üreyebilme yeteneklerine sahipler. O yüzden böcekler hayvanlar alemindeki avantajlı grup diyebiliriz şu anda. Biz uzun zamandır yeşil kokarcayla zaten, yani ben kendim bildim bile, evet, muhtemelen fındık tarımının Ordu'da olduğundan beri bu yeşil kokarca var. Ondan nasıl bir farkı var ki biz onunla değil de yeşille değil de, evet, kahverengi kokarcayla mücadele ediyoruz? Şimdi ben siz gelmeden sizin için işte çıktı aldım. Bu bizim her zaman bildiğimiz yeşil fındık kokarcasına ait bir broşür bu. 2013 yılına ait, çünkü zaten bu böcek bizim ülkemizde yıllardır var. Hatta bu böcek üzerine yapılmış İtalya ve Türkiye dışında çok fazla çalışma da yok. Çünkü hiçbir zaman aşırı çoğalarak ana zararlı haline geçmedi. İstiyacım. Ama fındık zararlısı mı? Zararlı, evet, ama hiçbir zaman kahverengi kokarca böceği gibi bir zarar oluşturmadı. Burada da kahverengi kokarca böceğinin 2020 yılına ait, yine internetten bunu direkt indirebilirsiniz, Tarım Orman Bakanlığı'na ait. Bu böcek bizden değil, kahverengi kokarca böceği. Bu dışarıdan gelme bir böcek. Evet, bu. Diğeri bizden, yıllardır var. Bir iki tane mutlaka bahçelerimizde görüyoruz. Ama kahverengi kokarca böceğinin ilk girişi kayıt altına alınmış Türkiye'de. 2017 yılı İstanbul ve Artvin'de görülüyor. Şimdi İstanbul'da hadi bir şekilde, çünkü geliş yolu da önemli. İşte bir sürü farklı yolla ülkeye giriş yapabiliyor. Yine bahsederiz onlardan. Hı hı. Ama Gürcistan sınırında Artvin'de görülmesi bizim için, bilim insanları için tesadüf değil. Çünkü 2015 yılında da, burada yine makaleleri indirdim özellikle sizin için, üstüne yazdım. 2015 yılında Gürcistan'da ilk görülmesi var ki 2017'de bizim bunu Artvin sınırında görmemiz o yüzden aslında sürpriz değil. Ana vatanı neresi? Doğu Asya, işte Çin, Japonya, Tayvan, Kore gibi yerlerde doğal olarak yayılış gösteren, onlar için kendi doğalarında var olan normal bir böcek. Yine araştırma yaparken buldum. Adana'da ilk kaydı. 2023'te kaydı var böceğin. İlk kez gözlendi diye. Bu da bize neyi gösteriyor? Böcek yayılıyor. Peki hocam, şu an biz bir teyakkuz haline geçmemiz gerekiyor mu? Ay, çok önceden geçmemiz gerekiyormuş. Onu görüyoruz. Geçmeliyiz de. Şimdi bildiğim kadarıyla sizin de söylediğiniz gibi ilk defa bununla ilgili bildirim 2017 yılında yapılıyor aslında. Evet, kayıt altına alınıyor. Yani işte gözlendi diye. Gözlendi. 2019'da Artvin'de tuzaklarla mücadele ediliyor. Hı-hı. Çünkü Artvin'de artık artmaya başlamış ve tuzaklarla Tarım Bakanlığı bununla mücadele ediyor ama tuzaklar normalde bir mücadele yöntemi değil. Biz tuzakları genellikle popülasyonun dağılımını ve yoğunluğunu anlamak için kullanırız. Popülasyon yoğunluğu nedir anlamak için belli bölgelere tuzak asarız. Hatta yayılış göstermediği alana doğru da biraz tuzak koyulur ki oralara da acaba gitti mi? Bir iki tane böcek düşerse o tuzaklara hem yayılış alanını belirlemiş oluruz hem de tuzaktaki böcek yoğunluğuna bakarak az çok popülasyonun yoğunluğu hakkında bir bilgi sahibi oluruz. Genel olarak bu böceği anlatmak istesek, neden zararlı, nasıl zarar veriyor, neler yiyor, nasıl hareket ediyor, günde kaç kilometre uçabiliyor? Çünkü bununla ilgili çok fazla spekülasyon var.
uçaktan mı atıldı? Bir biyolojik bir savaş içerisinde miyiz? Bunlar nasıl aslında geldi? Bence birinci geliş yolu işte araştırırken yine Avrupa'ya girişiyle ilgili diyor ki işte Avrupa'ya girişi ilk İsviçre'de görülmüştür. Bir botanik bahçesi yapılacakmış. Çin'den getirilen işte çatı tuğlaları ile ülkeye giriş yaptı diye kayıtlar var. Okurken bunlarla karşılaştım ama ithalat gerçekten girmesi için en ne diyelim popüler yöntem şu anda. En ilk akla gelen yöntemden birisi zaten ithalat. Kahverengi kokarca böceği yeşil kokarca böceğine göre büyüklük olarak daha büyük. Yani 1,5 santimin üzerinde bir böcek bu. Diğer bildiğimiz 1,5 santime yaklaşmıyor. Ama tabii ki erkek dişi cins arasında da yine büyüklük farkı olabilir. Bu demek değildir ki hepsi aynı boyutta olacak. Gelişim süreçleri az çok aynı. Çünkü yumurtaları birbirine çok benziyor. Bunlar aynı aileye ait, aynı takıma ait böcekler. Sadece cinsleri farklı. Yumurtaların etrafına yumurtadan çıkan nif dediğimiz ilk yeni yavrular toplanıyor. Zaten aslında mücadele dönemi şu dönemde olsa bayağı bir etkili olur. Çünkü bu yumurtaların tekrar ergine dönüşmesi bizim için istenmeyen durumu olmuş oluyor. Bu da Mart sonu Nisan başı gibi genellikle kışlaklardan yumurta bıraktı çıkıp çiftleşip tüm böcekler yumurta bırakıyor. Bunun için de havanın bir 18 derece olması onlar için yeterli. Yani 18 dereceyi bulunca neredeyse bütün böcekler çıkar, çiftleşir, yumurta bırakır ve sonra 2 ay içerisinde bu yumurtalardan tekrar yeni erginler oluşmaya başlıyor. Peki hocam bu yaşam döngüleri nasıl? Bir kere mi çiftleşecekler? Yoksa... Türkiye'de yılda 2 kez çiftleştiğine dair kayıtlar var ama bu çiftleşme davranışında en çok besin ve iklim faktörü çok önemli. Yani sıcaklık çok yüksek giderse böcekler daha fazla nesil verir. Bu genel bir şeydir. Buraya nereden geldik? Dedik ki bunun yumurtası da nimfi de gelmiş olabilir ülkeye ithalat yoluyla. Biz bunu bilemeyiz dedik. Bu böcekler uçuyor. En önemli özellikleri de bu zaten. Uçmak demek çok geniş alana yayılma özgürlüğü demek. En önemli şey bu zaten. Amerika'da yapılan bir çalışmada böceğin yanlış hatırlamıyorsam 24 saatte 12 kilometre kadar uçabildiğini tespit edilmiş. Yani bu çok çok fazla bir alan bir aslında. 12 kilometre. Evet, tabii ki hiç durmadan belki uçmayacaktır ama potansiyel olarak bu bize yine de bir veri sağlamış oluyor. Şunu diyebiliriz o zaman. 2017'de ilk Artvin'de yani resmi olarak kaydedildikten sonra aradan geçen 8 yıl içerisinde herhangi bir biyolojik savaşa birilerinin itmesine gerek yok. Bu geri kalmadan zaten, evet. Buradan yani Artvin'den İstanbul'a kadar uzanabilecek bir şekilde yayılabilecektir. Çünkü biz de onu taşıyor olabiliriz. İşte ulaşım araçları da yine bir taşıma faktörü. Evet. Bir de istilacı böcek olduğu için istilacı böceklerin kötü özellikleri var. Bir, çok geniş alanlara yayılabiliyorlar. İki, çoklu beslenebiliyorlar. Oldukları her ortama adapte olabiliyorlar. Çoklu beslenme derken 300'e yakın türde beslendiğini biliyoruz. Şimdi Karadeniz'de biz fındıkta kokarcayı konuşuyoruz ama fındık bahçelerinin içerisinde elma ağaçları var. Onlar da zararlı değil mi? Onlar da zararlı. Armut ağacında da zararlı. İncire de gidiyor, mısıra da gidiyor, fasulyeye de gidiyor. Yani 300 kadar tür aslında çok geniş bir yelpaze. İşte baktım burada hocamız Serdar Çağlar Hoca demiş ki Adana'da görüldü. İşte bu sefer pamuktaki zararını düşünüyor insanlar. Antalya'da görülmüş, Antalya'da narenciyeye sıçrar mı? Ya da işte zararı nasıl olabilir diye habire yayınlar. Bunlar da çok yakın tarih. 2023 yılının yayını bu. Hani Adana'da görülmesi ki 2 yıl oldu onun üzerine. Yani hem taşınabiliyorlar, hem uçabiliyorlar, hem bitkisel materyalle gidiyorlar, geliyorlar. Ana vatanı burası olmadığı için ki bu çok önemli bence. Burası değil ya. Burada onun doğal düşmanı yok şu anda. Evet, en büyük problem yani bu, değil mi? Bir sürü besin var. Tek başına gelmiş ve henüz buralı olmadığı için zaten burada bir düşmanı yok. Şu an biz fındık özelinde konuşuyoruz ama evet, eğer mücadele edilip bununla ilgili bir gelişme kaydedilmezse sadece bunu konuşacağız. Çünkü bütün tarımsal faaliyetlerimizi etkileyecek gibi duruyor. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Sağ olun.